bize doğru, halkımıza doğru hitap etmek üzere gelecekler efendim. Ezarfe'nin torunları, bu milletin çocukları. Evet, Sayın Aliye T10X modelini şu anda kullanıyor İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Evet, Cumhurbaşkanımızın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı, kardeş ülkemizin Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e de aynı TX10 modelinden bir araç teslim edilmişti geçen hafta ve şimdi buradaki tecrübesini, kendi aracıyla elde ettiği tecrübesiyle şu anda Sayın Aliyev direksiyon başında ve TOG'u kullanarak beraberindeki heyetle birlikte sahnemize doğru yaklaşıyorlar. Her Türk vatandaşını büyük bir gururla, heyecanla etkileyen Anadolu Kırmızısı TX10 TOG'umuzun içinde kıymetli cumhurbaşkanları geliyorlar. Şu anda 206 nolu körü geçiyorlar ve 210-216 arasından da sahnemize gelecekler. Sahnemizin arkasında karşılayacağız Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı ve her iki değerli yöneticimizin saygıdeğer eşlerini. Ve şu anda Akıncı'nın gözünden geliyor görüntüler. İşte kendi semalarımızda, kendi imkanlarımızla Akıncı'nın kamerasından şu anda bu görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Ve tekrar yerdeyiz. İşte değerli ziyaretçilerimiz, başınızı kaldırıp arkaya doğru baktığınızda yerli ve milli gururumuz Akıncı'yı da görebilirsiniz. Bir tarafta gökyüzünde yerli ve milli teknolojimiz Akıncı ve yerde, karada TOG'la yarınlara tam bağımsızlık meydanında birlikte yürüyoruz. Bu coşkuya ortak olan sevgili vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Tekrar Akıncı'nın gözünden şu anda ekranlarınıza geliyor. Ana sahnemizin dev ekranlarında bu gururu birlikte yaşıyoruz. Şu an 209 numaralı körün yanından geçiyor. Sayın Aliyev'in kontrolünde TOG TX10 Anadolu Kırmızısı ve ön koltukta hemen yanında Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yer alıyorlar. Biraz sonra yarının bilim insanları, uzay yolcuları, işte gençlerimiz karanfillerle karşılıyor çok değerli cumhurbaşkanlarını. Çok güzel görüntüler şu anda Teknofest'in 6. yılında. Bu güzel görüntüler nasip oldu hepimize. Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz hepimiz. 7'den 70'e. T10X modeli Anadolu Kırmızısı TOG nazlı nazlı geliyor. Bakın karanfiller, Sayın Cumhurbaşkanımız el sallıyor gençlerimize. Çok güzel görüntüler bunlar. Evet, Cumhurbaşkanımıza karanfiller uzatıyor gençlerimiz. İşte bu gençlerimiz, pırıl pırıl gençlerimiz, ülkemizin aydınlık yarınları için mücadele edecekler. Çok güzel bir görüntü. Çok büyük bir gurur hem gençlerimiz için hem de Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için. Bu vizyonu ülkemize getiren, milli teknoloji hamlesini başlatan saygıdeğer Cumhurbaşkanımız elbette ki şu anda büyük bir mutluluk duyuyor. Gençlerimizin karanfilleri şu anda Anadolu Kırmızısı TOG'un üzerine çok yakışıyor. Gökyüzü.
Gülsünün fatihleri, tam bağımsız Türkiye'nin Ay Yıldızlı Festivali. Teknofest, Teknofest, aklım fikrim Teknofest. Teknofest, Teknofest, sağım solum Teknofest. Sayın Cumhurbaşkanımız söylediğinde herkes büyük bir soğukkanlılıkla dinledi. Dedi ki bu TOG'u yapacak, bu aracı yapacak baba yiğitler arıyorum dedi. Ve o baba yiğitler de ülkemizde var ve herkes elini taşın altına koydu. Ve işte bugün 61 yıl sonra ülkemizde bu muhteşem görüntüleri birlikte izliyoruz. 61 yıllık hayal gerçek oldu şu anda. İşte bu görüntüleri tüm dünya izlesin. Ve Akıncı'dan gelen görüntüler bir kez daha. Çok az kaldı sahnemizin yanına gelmesine. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in ve saygıdeğer eşlerinin. Evet, gelen karanfillerden Sayın Cumhurbaşkanımız da gençlere karanfil gönderiyor karşılıklı. Zarfenin torunları, bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları. Ve festival alanımıza giriş yaptılar. Sahnemizin hemen arkasına doğru geliyorlar. Akıncı'nın gözünden an be an izliyoruz. İşte Akıncı şu an dosta güven veriyor. Ama görev başında, sınırda harekatta Akıncı düşmana korku veriyor. Tam olarak söylediğimiz bu. Ve şu anda yüz binler Cumhurbaşkanımızı büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorlar. Ve işte araç içinden görüntüler. Muhteşem anlar yaşıyoruz Teknofest'in 6. yılında. Ay Yıldızlı Festivali. Teknofest, Teknofest. Sayın Cumhurbaşkanımızı bekleyen yüz binler şu anda. Sadece savunma sanayimizde değil, çevrede, enerjide, sağlıkta, tarımda, gıdada Türkiye'mizi yüksek teknolojiyle buluşturan Teknofest kuşağı heyecanla cumhurbaşkanlarını bekliyor. Ve işte saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan'ı da gördük. Şimdi araçlarından inecekler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan ve beraberlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ve saygıdeğer eşi Mihriban Hanım da.
coşku, bu gurur hepimizin. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşen Milli Teknoloji Hamlesi'nin parlayan yıldızları Teknofest kuşağı Cumhurbaşkanlarını karşılıyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu hizmetimize sunan, milli savunma sanayini en üst düzeyde himaye eden lider Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan alanımıza teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Ve saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan teşrif etmiştir. Hoş geldiniz efendim. Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Ve saygıdeğer eşi Mihriban Aliyev. Hoş geldiniz Sayın Hanımefendi. Müthiş görüntüler şu anda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Kırmızı karanfiller şu anda Libya Başbakanı'ndan, Sayın Dibeybe'den ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden seyircilerimize gönderiliyor. Ve Sayın Aliyev'in saygıdeğer eşi Mihriban Hanım da çiçekleri paydaşlarımıza, katılımcılarımıza iletiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan, o da aynı şekilde çiçekleri seyircilerimize gönderdiler. Ve şimdi kendilerini fotoğraf çekimi için kıymetli paydaşlarımızın, saygıdeğer yöneticilerinin önüne davet ediyoruz. Saygıdeğer paydaşlarımızın, kıymetli yöneticileri alkışlarla Cumhurbaşkanımızı karşılıyorlar. Ve şimdi bir aile fotoğrafı alacağız. Teknofest'in 6. yılında bu büyük coşkuyu Türk halkıyla birlikte yaşayacağız. Teknofest kuşağı kuvvetli. İşte artık Teknofest'in keleşmiş o duruşu. Şu kollar birleştirildi. Teknofest'in o güçlü duruşuyla tüm dünya basa bu görüntüleri İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan veriyoruz. Milli teknoloji hamlemizin vizyonunu bizlere açan Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve çok kıymetli konukları Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, saygıdeğer eşleri ve Libya Başbakanı Sayın Dibeybe bu görüntüde paydaşlarımızın kıymetli yöneticileriyle birlikte. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Teknofest'in 6. yılı Türk milletine hayırlı uğurlu olsun. Basın mensupları görüntü aldılarsa teşekkür ederiz. Evet, coşkulu alkışlarımızla paydaşlarımızı sahnenin size göre sol tarafından alıyoruz efendim. Paydaşlarımızı bu taraftan efendim.
tüm paydaşlarımızı size göre sol tarafınızdan alıyoruz. Sayın bakanlarım, buyurunuz efendim. Törenimizde biraz sonra kıymetli ilk konuşmacımızı davet edeceğiz. Önce paydaşlarımız yerlerini alacaklar. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, yine aynı şekilde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev, Libya Başbakanımız, kıymetli bakanlarımız, saygıdeğer yöneticilerimiz, paydaşlarımız, çok büyük bir heyecan, çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Milli savunma sanayimizin iftihar kaynakları, gecesini gündüzüne, alın terini akıl terine katan, ülkesine hizmet aşkıyla, vatan sevgisiyle çalışan Türk mühendislerinin şaheserleri arasında Teknofest'in 6. yılına, İstanbul Atatürk Havalimanı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Ve açılış konuşmasını yapmak üzere İlk değerli ismi sahnemize davet edeceğiz. Coşkulu alkışlarınızla Libya Başbakanı Sayın Abdülhamit Muhammed Dibeybe geliyorlar. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام peygamberlerin en kıymetlisi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. فخامة السيد الرئيس أخي رجب طيب أردوغان Çok değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Reis-i Cumhuriye Türkiye'l Azime. Yüce Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Etemenna lekum devamı's sıhha ve mevfurü'l afiye. Sözlerimin başında sizlere sağlığınızın ve afiyetinizin devamını dilediğimi ifade etmek isterim. السادة الحضور الكريم. Çok değerli katılımcılar. بداية كل العام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك. Geçmiş Ramazan bayramınızı buradan tebrik etmek istiyorum. Nice yıllara diyorum. أعاده الله على شعبينا الليبي والتركي وكل أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات. Cenab-ı Allah nice bayramları iki halkımıza, Türk ve Libya halkına, tüm İslam alemine hayır ve bereketle yaşatsın diyorum. مشاركتي اليوم تؤكد على العلاقة التاريخية بين ليبيا وتركيا والشعب الليبي والشعب التركي. Bugün burada bu etkinliğe katılıyor oluşum aynı zamanda Türkiye ve Libya arasındaki derin tarihi bağları,
Türk halkıyla Libya halkı arasındaki köklü birlikteliği vurgulamaktadır. Kema usidu bi devr devrikum elham ve raed fi bina Türkiye'l hadite. Binaenaleyh bağlamda modern Türkiye'nin kurulum aşamasındaki rolünüzü de vurgulamak isterim. Velleti fe'len tukaddim numucuz lid-devrel naciha. Türkiye bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneğidir. Velleti tukaddir vel kadire ala hidmet şe'biha ve nasiha ve ahliha ve vataniha. Halkına, milletine, vatanına gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz. Ahir reis, uhniyakum bi dukul Türkiye nadi duvel attaqal nevviye fil alem min khilal mahattat akiyu alati kumtu biftitahiyya muakharan. Kardeşim Cumhurbaşkanı, son günlerde açılışını yapmış olduğunuz Akkuyu nükleer santrali ile birlikte Türkiye'nin de nükleer santraline sahip ülkeler arasında yer almış olmasını kutlarım. لتغطي احتياجات حوالي 10% من احتياجات تركيا في الطاقة. Böylelikle Türkiye'nin enerji ihtiyacının %10'u bu santral sayesinde temin edilmiş olacak. فخامة الرئيس السادة الحضور اليوم نرى تركيا بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها القوية تنهض وتتعافى وتصمد أمام كل الظروف. Sayın Cumhurbaşkanı ve çok değerli katılımcılar, bugün Türkiye'nin bilge yöneticisiyle, yönetimiyle ve sahip olmuş olduğu büyük olanaklarla ve liderliğiyle bütün engellere karşı ve bütün meydan okumalara karşı dik ve sağlam bir duruş sergilediğini görmekteyiz. Aykırı azzelzal alladî darabe cenûb şarkıl bilâd ve bifadli şecaatukum ve kıyâdatukum bedaet fî iâdetil imâr lil menâtıkıl mütedarrire ve alladî yuakkid salâbetil şe'bet türkî ve kıyâdatihî. Bunun örneklerinden bir tanesi de son zamanda vuku bulan Türkiye'nin doğusunda ve güneydoğusunda vuku bulan Elim depremden hemen sonra zatı devletlerinin liderliği ve Türk halkının sağlam duruşuyla nasıl hızlı bir şekilde yaraların sarıldığı ve tekrardan yeniden imar faaliyetlerinin yapıldığını müşahede etmekteyiz. İtamen neteşerrefu'l yevm bi müşarekatikum'l yevm بعرض تكنولوجيا الطيران والفضاء السابع تكنوفاس والذي يؤكد على التطور العلمي الكبير والتقني الذي تشهده تركيا اليوم. Öte yandan bugün 7.'si düzenlenen Teknofest faaliyetlerine yapılan bu katılımla birlikte Türkiye'nin uzay bilimi ve havacılık alanında, teknoloji alanında ne kadar hızlı bir gelişme kaydettiğini görmekteyiz. Min khilal hada al-hadad alladhi yata'allaq bi't-tayran wa teknolojiya la budda min ash-shukr wa at-taqdir li dawlat Turkiya bi shaklin 'am wa sharakat Birqdar bi shaklin khas ala ta'awunhum fi tatwir ad-difa'at al-jawiyya al-libiyya wal musahama ma'ana في تدريب ورفع الكفاءات والعناصر الليبية وإدخال هذه التقنية لبلادنا. Madem ki teknoloji ve havacılık festivalindeyiz, burada tüm katılımcılara, özellik genelde Türkiye'ye ve özellikle de Bayraktar şirketine Libya'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirmesine yapmış oldukları katkıdan dolayı teşekkürlerimi özellikle ifade etmek isterim. Ahlina اخوتنا في تركيا السيد الرئيس السيدة حرمه السادة الحضور جميعا اتمنى لكم دوام الازدهار والتنمية لبلدينا وتطوير اواصر التعاون والاخوة بين الشعبين
Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sözümün sonunda çok değerli Cumhurbaşkanı, çok değerli hanımefendi ve çok değerli katılımcılar, Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum. Türkiye'ye daha çok ilerleme ve atılım temennilerimi ifade ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Bizler de Libya Başbakanı Sayın Abdülhamit Muhammed Dibey Bey'e değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, kıymetli katılımcılarımız, şimdi konuşmalarını yapmak üzere kardeş ülkemiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Emine Hanım, hürmetli ve aziz dostlar. Kardeş ülkede yeniden olmağımdan çok memnunum. Size Azerbaycan halkının samimi salamlarını getirmişim. Bir yıl önce Teknofest Festivali Bakı'da geçirilmiştir. Ve aziz kardeşimle beraber biz Teknofest'te iştirak etmiştik. Bugün ben buradayım. Bir de bunu gösterir ki Türkiye ve Azerbaycan her zaman bir yerdedir. Türkiye ve Azerbaycan dost, kardeş ülkelerdir. Aynı zamanda iki yıl bundan önce Şuşa Beyannamesi'nin imzalamasıyla Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannamenin Karabağ'ın tacı olan Şuşa'da imzalanmasının hususi önemi var. Şuşa Azerbaycan halkının aziz şehridir, tür dünyasının aziz şehridir ve Şuşa'nın İşğaldan azad edilmesi neticesinde Azerbaycan öz toprak bütünlüğünü berpa etmiştir. Türkiye, onun Cumhurbaşkanı, kardeş Türk halkı daim bizim yanımızdaydı. İkinci Qarabağ Savaşı'nın ilk dakikalarından son dakikalara kadar aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. Onun açıklamaları, onun mesajları bir mənalı Azerbaycan'ı desteklemişti. O söylemiştir ki Azerbaycan tek değil, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır ve bu bize elave güç verdi, elave ruh verdi. Türkiye son 20 yıl ərzində büyük ve şerefli yol geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının liderliğiyle Türkiye dünya çapında söz sahibine çevrilmiş, bizim bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin garantörüdür. Türkiye, büyük Türk dünyasının birleşmesi işinde çok büyük rol oynuyor. Geçen ay Ankara'da geçirilmiş Türk devletlerinin zirve toplantısında da bütün Türk devletleri aziz kardeşime öz desteğini, öz hürmetini ve bizim ümumi dayanışmamızı bildirmiştir. Türk dünyasının büyük coğrafyası var, büyük potansiyeli var, büyük tabi kaynakları var, büyük herbi gücü var. Türk dünyasının birleşmesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyası karşısında tarihi hizmetleri vardır. Bugün Türkiye, Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaştırma, siyasi merkezi. Ve günden güne Türkiye'nin önemi, rolu artır. Türkiye'nin güçlü sanayisi hem Türkiye'ni güçlendirir, hem Türkiye'nin müttefiklerini güçlendirir.
Türk ordusu bugün dünya çapında en önde olan orduların sırasındadır. Türkiye'nin savunma sanayisi bugün bütün dünya tarafından kabul edilir ve en gelişmiş, en çağdaş, en modern savunma sanayisi hem Türkiye'ni hem bizi güçlendirir ve uzun yıllar bundan sonra Türkiye'nin güvenliğini temin edecektir. Bugün Teknofest'te iştirak ederken Teknofest'in kurucusu aziz kardeşimiz Selçuk Bayraktar'ın hizmetlerini de kaydetmek isterdim. Selçuk Bey Azerbaycan'da defalarla olmuş, o cümleden azat edilmiş torpaqlarda, Şuşa'da ve son gelişinde geçen ay, ya daha doğrusu bu ayın evvelinde, Nisan'ın 3'ünde Azerbaycan'da olarken biz gelecek işbirliği hakkında danıştık ve Bayraktar Merkezi'nin Azerbaycan'da yaratılması hakkında anlaştık. İnşallah yakın gelecekte Azerbaycan'da Bayraktar Merkezi yaratılacak. Orada eğitim, bakım, üretim de olacaktır. Selçuk Bey Bakı'da olarken bana Kızıl Elma'nın bir maketini hediye etti. Ben fırsattan istifade ederek Kızıl Elma ile bağlı bütün kardeşlerimi tebrik etmek istiyorum ve ümit ederim ki yakın gelecekte Kızıl Elma Azerbaycan'ın semasında da olacaktır. Kızıl Elma havada, Altay ve Tok guruda, Anadolu denizde, bugünkü Türkiye budur. Bir neçe günden sonra Azerbaycan halkı, çağdaş Azerbaycan devletinin banisi, kurucusu Heydər Əliyevin 100 illiğini qeyd edecek. Heydər Əliyev demiştir, Türkiye ve Azerbaycan bir millet, iki devlettir. Bugün biz bunu ispatlayırız. Bugün bütün bizim atalarımızın, ecdadlarımızın ruhu şattır. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan bir yerdedir. Ve atam demişken bir millet, iki devlet, elavet etmek istiyorum, bir yumruk. Ben bu sene üçüncü defa kardeş ülkeye sefer edirəm. Şubat ayında olmuşam, Mart ayında olmuşam. Bugün buradayım. Aziz kardeşim, sıra sizde. Biz sizi bekleyirik. Bütün Azerbaycan halkı sizi bekleyir. Sizi öpür, kucaklayır. Size öz saygı ve sevgisini çatdırır. Türkiye-Azerbaycan birliği ebedidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Yüksek müsaadeyle sahnede bizimle birlikte kalmalarını rica ediyoruz efendim. Kıymetli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, milli teknoloji hamlesi vizyonunu milletimize sunan, milli savunma sanayini en üst düzeyde himaye eden lider, gençlerimize güvenen ve her daim gençlikle yol yürüyen lider, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hitap etmek üzere kürsüye geliyorlar efendim. Cumhurbaşkanları şu anda sahnede ve şimdi Kahramanmaraş'a Azerbaycan Devleti ve Tokyo Ortak Projesi'nin temel atma töreni canlı bağlantısına geçeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanlarımızla birlikte ve Kahramanmaraş'a bağlanacağız. Kürsünün ön tarafına doğru davet ediyoruz değerli Cumhurbaşkanlarımızı ve Kahramanmaraş'ta canlı bağlantıda hazır bulunacak heyet. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi, TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut, MİDA Başkanı Sayın Sadık Sadıkol,
Kahramanmaraş Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraşlılar efendim ve sizleri dinliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, buyurunuz efendim. Sevgili halkım, hanımefendiler, beyefendiler, şu anda değerli kardeşim İlhan Bey işin başından itibaren malum Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. Ve ilk andan itibaren arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta bizimle beraber oldu. O da yetmedi. Daha sonra İlham kardeşim Kahramanmaraş'a 1000 kalıcı konut sözü verdi. Tabii bununla birlikte gerek orada okuluyla, camisiyle, yurduyla ve birçok orada konseptin içinde yer alan binalarla beraber adeta bir Azerbaycan orada şehri inşa etme kararı verdiler. Şimdi bugün bu vesileyle bunun da temelini atacağız. Vahit Kirişçi Bey karşımızda. Vahit Bey, bizleri duyuyor musun? Vahit Bey, bizleri duyuyor musun? Saygılarımızı sunuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Buradaki hazirun adına zatı devletlerinizi, kıymetli Cumhurbaşkanını, hanımefendileri saygıyla, hürmetle Kahramanmaraş'ımızdan selamlıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi çevreyi bir şöyle zoomlayalım. Nerede ne var görelim. Proje zaten muhteşem bir proje. Ve bu projeyi de inşallah kısa zamanda hak sahiplerine inşallah Azerbaycan eliyle teslim edeceğiz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet, ya Allah! Bismillah. Bismillah. Evet, mikser çalışsın. Pompalar geldi, evet. Temel betonunu döküyoruz. Bu birilerinin temel betonlarına benzemez ha. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. İlham kardeşim de diyor ki bir senede bitmesi lazım. Çok Sayın teşekkür ederim. Bir yılda biteceğini buradaki arkadaşlarımız ifade ettiler. Arz ederim. Evet. Azerbaycan TOKİ başkanımız de, o da bizimle beraber Sayın Cumhurbaşkanım. Aynı şekilde takvim olarak inşallah bir yılda tamamlanacak. Azerbaycan'ın TOKİ başkanı da orada. Bir yılda bitireceklerini onları da söylediler. Hayırlı olsun. Evet, Kahramanmaraş'tan da bu saygılarımızı arz ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Azerbaycan Devlet ve TOKİ ortak projesinin temel atma törenini Kahramanmaraş'ta canlı bağlantıda gerçekleştirdik ve şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev'e bir pul hediyesi takdim edecekler. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e Haydar Aliyev'in 100. yıl doğumunun anı pulunu hediye ediyor.
Çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi kürsüye teşrif ediyorlar. Evet Sayın Aliyev'i de alkışlarla lütfen yerlerine davet ediyoruz. Sağolunuz efendim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı aziz kardeşim İlham Aliyev, Libya Başbakanı kardeşim Abdülhamit Dibeybe, sevgili İstanbullular, hanımefendiler, beyefendiler, Teknofest'in değerli katılımcıları, kıymetli gençler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah bu yılda İstanbul Teknofest bir başka güzel. Ve buradan sizlerin vasıtasıyla ülkemizin 81 vilayetindeki tüm genç yüreklere selamlarımı gönderiyorum. Gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki gençlerimizi, genç kardeşlerimizin tamamını buradan bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İstanbul'umuzun ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden Teknofest'e teşrif eden gençlerimize İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, kıymetli kardeşim ve dostum İlham Aliyev'e katılımlarından dolayı eşleriyle birlikte bilhassa teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Libya Başbakanı Dibeybe kardeşime de teşekkür ediyorum. Şöhreti ülkemizin sınırlarının da ötesine taşan Teknofest'in yedincisinde sizlerle birlikteyiz. İlkini 2018 yılında düzenlediğimiz Teknofest hamdolsun artık kendi alanında bir markaya dönüştü. Geçen sene Bakü'de can Azerbaycanlı gençlerimizle Teknofest sevincini yaşadık. Samsun'dan Gaziantep'e, ülkemizin farklı illerinde teknolojiye, savunma sanayine, bilime meraklı gençlerimizle bir araya geldik. Bu yılki teknoloji bayramımızı önce İstanbul'da, ardından da inşallah Ankara'da yapıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin somut örneklerinin sergilendiği Teknofest'in ülkemize, milletimize ve siz gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu gurur tablosunu yaşatan T3 Vakfı'na, bakanlıklarımıza, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan, dereceye giren projeleriyle, fikirleriyle önümüzde yeni ufuklar açan tüm kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Maşallah başvuran takım sayısı her sene katlanarak artıyor. Biliyorsunuz bu etkinliğe 2018 yılında 4.333 başvuruyla Bismillah demiştik. Bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık.
Yarışma kategori sayısı da 14'ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katılımların artmasıyla birlikte ödül ve teşviklerimizin meblağı da yükseldi. Toplam 4 milyon lira ödül ve destek rakamıyla başlayan süreç 44 milyon lirayı buldu. Rekorların ve ilklerin festivali olan Teknofest'in önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yukarı taşıyacağına inanıyorum. Bu vesileyle 6 Şubat depremleri sonrasında milletimizin imdadına koşan T3 Vakfımızı ve Baykar Şirketimizi tebrik ediyorum. Baykar, asrın felaketi karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. T3 Vakfı ve Teknofest gönüllüsü genç kardeşlerimiz birçok kez bölgeye giderek depremzedelerimizin kara günlerinde yanlarında oldular. Fedakarlıklarınız ve gayretleriniz dolayısıyla sizleri tekrar kutluyor, Allah hepinizden razı olsun diyorum. Aynı şekilde Kahramanmaraş'ta temelini az önce beraber attığımız deprem konutları için İlham kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan makamları ve halkı bu süreçte dostluğun ve kardeşliğin ne demek olduğunu göstermişlerdir. Sevgili gençler, bir siyasetçi için en büyük mutluluk kaynağı verdiği emeklerin boşa gitmediğini bizzat kendi gözleriyle görmesidir. Biz Türkiye'de bir teknoloji ekosistemi inşa etmek için gerçekten çok çaba harcadık. Gençlerimizin hayallerinin peşinden korkusuzca gidebileceği bir iklimi ülkemizde kurmak için de çok mücadele verdik. İşte bugün yıllar önce diktiğimiz fidanların kök saldığını, serpildiğini ve meyveye durduğunu görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Rabbime Teknofest gençliğinin dalga dalga büyüyen şu coşkusuna şahit olmayı bizlere nasip ettiği için hamd ediyorum. Gençler, bugün burada sadece Türkiye yüzyılının mimarları yok. Burada aynı zamanda geleceğin Hezarfen Ahmedi Çelebileri, İstikbalin Ulu Beyleri, Ferganileri, Biruni'leri, Ali Kuşçuları var. Burada hayalleri yarım kalan Vecihi Yurkuşlar, Nuri Demirağlar, Nuri Killigiller, Şakir Zümreler var. Burada okuyan, araştıran, ülkesi ve vatanı için yüreği çarpan yarının bilim adamları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri var. Evet, aynı zamanda burada çok değerli dünürüm, rahmetli Özdemir Bayraktarları var. Ve varisleri değerli Canan yengem var. O da bu işin bütün muhasebatını bizzat tutmuş bir anne, bir eş. Böyle bu işi yürüttüler. Öbür tarafta kardeşlerin bu işe sahip çıkışları,
Onlar da bunun için ayrı bir dinamizm oldu. Rabbim hepinizin yolunu, ufkunu ve bahtını açık etsin diyorum. Türkiye'de geri kalmışlığın prangalarını biz parçaladık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını biz kurduk. Gençlerimize ben de yapabilirim özgüvenini biz kazandırdık. Dışa bağımlılığın, montajcılığın, sürekli başkalarına muhtaç yaşamanın milletimizin kaderi olmadığını biz gösterdik. Kendi vatandaşlarıyla birlikte tüm mazlum ve mağdurların umudu olan bir Türkiye'nin temellerini attık. Yatırımlarımızla ülkemizi bölgesinin parlayan yıldız haline biz getirdik. İnşallah Türkiye 100 yılını da sizler inşa edeceksiniz. Gençler, unutmayın, biz artık sizin zamanınızın misafiri durumundayız. Dünyanın devler ligine bu ülkeyi sizler taşıyacaksınız. Tam bağımsızlık hayalimizi gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Bin yıldır elden ele, nesilden nesile geçen o kutlu sancağı inşallah burca sizler dikeceksiniz. Efendim, bu ülkenin gençleri olarak davamızı sizler omuzlayacak, bayrağı evlatlarınıza sizler teslim edeceksiniz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerleri inşallah sizler ihya edeceksiniz. Fatih'in, Yavuz'un, Kanuni'nin, Sultan Abdülhamid'in, Çanakkale'de toprağa düşen kınalı kuzuların ruhlarını Gazi Mustafa Kemal'le birlikte sizler şahit edeceksiniz. Bacımızın örtüsüne uzanan kirli ellere dünyayı dar eden İstiklal Harbi kahramanlarımızın açtığı yolda sizler yürüyeceksiniz. İşte bu gençliği karşımda şu anda görüyorum. Bu meydanda 40 yıllık mücadelemizin zafer müştüsünü görüyorum. Burada yarınların uzay yolcularını, mucitlerini, pilotlarını, mühendislerini, fizikçilerini görüyorum. Aziz Sancar'ın izinden giderek Türkiye'ye yeni Nobel'ler kazandıracak yeni bilim insanlarını görüyorum. Bugün burada ülkemizi gönül huzuruyla ellerine teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyorum. Fedakarlıklarımızın, emeklerimizin ilmek ilmek dokunan zorlu bir sürecin başarıya ulaştığının müjdesini görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Sevgili gençler, ülkemizin her birinin ardında mühendislerimizin, teknisyenlerimizin alın teri, emeği, azmi olan yüksek teknolojiye dayalı projelerini birer birer hayata geçiriyoruz. Sadece son aylarda yaşadığımız gelişmeleri sizler de gördünüz. Az önce değerli kardeşim de ifade etti. Kızıl Elma havalandı. TOGG satışa sunuldu. İşte Kızıl Elma. Hemen karşımızda duruyor. Akıncı burada. TCG Anadolu gemimiz deniz kuvvetlerine teslim edildi.
ve TCK Anadolu son haftayı da inşallah İzmir'de geçirecek. Çok anlamlıdır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. TCK Anadolu'yu 100 bine yakın vatandaşım ziyaret etti. Belki de aşmıştır. Karadeniz doğalgazı hizmete alındı. Onu bile hazmedemeyenler var. Kimlerin hazmedemediğini anlıyorsunuz. Biraz çalışın da sizin de olsun ya. Muharip uçak piste çıktı. IMC uydumuz uzaya gönderildi. Gökbey helikopterimiz milli motorumuzla yükseldi. Altay tankı testler için ordumuza teslim edildi. Hürjet ve Atak 2 uçtu. Teknofest işte tüm bunların sembolüdür. Ülkemizde bu etkinlikle oluşturduğu sinerji birilerinin çok ciddi biçimde rahatsız etmeye başladı. Gümbür gümbür gelen Teknofest gençliği şimdiden ülkemizdeki kimi çevrelerin adeta kabusu oldu. Son günlerde yaptıkları skandal açıklamalarla karınlarında büyüttükleri kini ve nefreti ortaya koyuyorlar. Biri çıkıyor, iktidara gelmeleri halinde Türkiye'nin savunma projelerine dokunmaktan bahsediyor. Diğeri çıkıyor, İHA ve SİHA'ların maketten yapıldıklarını iddia ediyor. Bir başkası çıkıyor, TCG Anadolu'nun iki bombalık ömrü var diyor. Bir diğeri çıkıyor, Türkiye'nin en gözde projelerinin sembol yerini Amerikan şirketlerine peşkeş çekmekten söz ediyor. Kardeşlerim, ne yapsalar, ne etseler boş. Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerinden, ülkemizin ihracat rekorları kıran şirketlerinden duydukları rahatsızlıkları gizlemeye ne süslü cümleleri, ne buram buram riya kokan sırıtmaları yetiyor. Önceki gün biliyorsunuz artık koalisyon masası bayağı arttı. Önce altılı dediler, sonra yedili oldu, daha sonra dokuzlu oldu. Şimdi dokuzlu bir koalisyon masası var. Ne yapsanız boş. Buradan bir şey çıkmaz. Geçmişte bu koalisyonları çok gördük. 3 ay bu ülkede hükümetler oldu. 6 ay hükümetler oldu. 9 ay, 1 sene hükümetler oldu. İşte özellikle başkanlık sisteminin bu ülkeye sağladığı ne? Bu kazanç. Bu koalisyonlardan ülke kurtuldu. Yola çıktık mı gümbür gümbür gittik ve bugünlere geldik. Dokuzlu koalisyonun adayı bir gece yarısı yayınladığı video ile yine ipe sapa gelmez bir sürü şey söyledi. FETÖ'cülerle hamburger yemek için gittiği Amerika'da kendisine verilen talimatları tek tek ifşa etmeye başladı. Milli teknoloji projelerinin sergilendiği Teknofest'te ev sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti.
ülkemize, milletimize ve ordumuza hizmet eden yerli milli şirketler varken Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır. Bay Bay Kemal, senin o görüştüğün kişiler benimle görüştü. Ve Türkiye'de böyle bir yatırım yapma arzularının olduğunu söylediler. Buyurun gelin dedim. Bizim kapımız yeter ki yatırımcı olsun, herkese açık. Hiçbir mani yok. O gün bugündür bir daha biz görmedik. Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister, yürek. Ve bir de Türkiye'de güvenilir iktidarın olduğunu görmeyi gerektirir. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefini baltalamaya çalışanların bir asır önce İstiklal Harbimize karşı çıkan İngiliz ve Amerikan muhipleri cemiyetlerinden hiçbir farkı yoktur. Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının yönetiminde Gazi'nin partisi Amerikan muhipleri cemiyetine dönüşmüştür. Burada uzay çalışmaları yapılacağından söz ediyor. Eğer bununla uydu fırlatma merkezini kastediyorsa böyle tesisler yerleşim yerlerinden çok uzaklara, deniz kıyılarına ve çöllere kurulur. Bay Bay Kemal. Bunun sebebi de Allah göstermesin, herhangi bir aksilik durumunda kimsenin zarar görmemesidir. 16 milyon insanın yaşadığı bir metropolün tam göbeğinde böyle bir yer düşünmek bile başlı başına bir felakettir. Dersini iyi çalışmamış. Her zamanki gibi. Yok eğer burada teknoloji geliştirme çalışmaları yapılacağını kastediyorsa hamdolsun İstanbul'da ve ülkemizin dört bir yanında bunun için yüzlerce yer kurduk. Teknokentlerimizin her birinden dünya çapında başarılara imza atan girişimler, şirketler çıkıyor. Sayılarını 1249'a çıkardığımız araştırma geliştirme merkezlerimiz ile 316 tasarım merkezimizde hamdolsun harıl harıl çalışıyor. Anlaşılan Bay Bay Kemal'i Amerika seyahatinde yine birileri işletmiş. Kandırmış. Uzay, mekik, Mars diyerek absürt bir projeyi buna yutturmuşlar. Neyse, en azından Boğaz Köprüsü'nü kendisine satmaya kalkmamışlar. Önüne konulanı okumaktan, kulağına fısıldananı tekrarlamaktan başka meziyeti olmayan birisi için bu kadar nefes tüketmek bile israftır. Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten CHP'yi, özellikle de CHP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. Kendilerine Cumhurbaşkanı adayı diye bu kişinin dayatıldığı diğer partilere gönül vermiş insanlarımıza da Allah sabır versin diyorum. En büyük sabrı da bir seçim dönemi çeşitli mecralardan sürekli kendisine maruz kalacakları için siz gençlerimize diliyorum. İnşallah gençler 14 Mayıs'ta tüm bu utanç sahnelerine son vermeye hazır mısınız? Seçimlerin ardından tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye yüzyılının süratle inşasına ayırmaya hazır mıyız? Cumhuriyetimizin yeni asrı için hayal ettiğimiz, yıllardır hazırlığını yaptığımız projeleri hızlandıracağız. Gençlerimize teslim edeceğimiz Türkiye'nin artık son dokunuşlarını yapacak, eksiklerini tamamlayacağız. Amacımız
baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer diyerek yola devam. Büyük ve güçlü Türkiye mirasını sizlere emanet edeceğiz. Sevgili gençler, her zaman söylediğim bir hususu burada sizlerin huzurunda tekrarlamak istiyorum. Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Bunun en büyük ispatı da sadece son birkaç ayda açılışını yaptığımız yatırımlar, müjdesini verdiğimiz hizmetlerdir. Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor, kızıyor, adeta kararlar bağlıyor. Şimdi de çıkmış Giresun'daki kardeşlerime ne diyor biliyor musunuz? Fındığın fiyatını 4 dolar artıracağım diyor. İnandınız mı? Hayatın yalan ya. Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz? İstanbul'da su fiyatlarını ne yapacaklardı? İndireceklerdi. Ne oldu? Otobüs fiyatlarını ne yapacaklardı? İndireceklerdi. Ne yaptılar? Ankara öyle. İzmir öyle. Hayatları yalan. Şimdi daha ileri gidip sizin müjdenizde bir türlü bitmedi diyenler çıkıyor. Bizim yanımızda Teknofest kuşağı oldukça Allah'ın izniyle bu ülkede müjdeler hiçbir zaman bitmeyecek. Yolumuza yeni müjdeler ve yeni başarılarla devam edeceğiz. Biliyorsunuz bundan 2 sene önce küresel uzay yarışında ülkemizi üst liglere taşıyacak milli uzay programını kamuoyuna açıklamıştım. Bugün bu hayalleri gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. Mayıs ayında başlattığımız süreçte bir asil, bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Binlerce talipli arasından uzay yolcusu olma hakkını kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Evet, vakit geldi. Türkiye'nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularımızı tanıma vakti de geldi. Önce hep birlikte tanıtım filmini izleyelim. Geleceğin şafağındasın. Evrenin kapılarını açmak için ihtiyacın olan bilgiye asırlardır sahipsin. Kalbinde yaşattığın, medeniyetinden aldığın gücü fark et. Tarihte yıldızların ilk defa dile geldiği topraklardasın. Semanın izlerini taşlara kazıyan alimlerin diyarında. Bir yerde seni bekleyen yeni hikayeler var. Uzayın derinliklerinde keşfini bekleyen yeni dünyaları keşfet. Sen Mezopotamya'nın kadim hafızasıyla doğdun. Ve şimdi birlikte büyüttüğümüz hayallere ulaşma vakti geldi.
tamamlamak için ruhunla ve bedeninle en zorlu şartlara göğüs gerdin. Artık hazırsın. Bayrağındaki ay ve yıldızı ait olduğu yere taşıyabilirsin. Hayal etmeye devam et. Çünkü sen Türkiye'sin. Evet, uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezer Avcı kardeşimiz, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum. Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sözlerime son verirken Teknofest yarışmalarında dereceye giren gençlerimizi tekrar tebrik ediyorum. Teknofest'in kurulmasında, bugünlere gelmesinde, icrasında emeği geçen, katkısı olanlara tekrar şükranlarımı ifade ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilham veren, farkındalığımızı artıran kıymetli konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi Türkiye'mizden uzaya gidecek, ilk kez uzaya gidecek iki uzay yolcumuza kutsal iki Türk bayrağını emanet edecekler. Bayraklarımızı getiriyoruz. Anlı şanlı, ay yıldızlı kutsal Türk bayraklarımızı Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever'e, iki uzay yolcumuza emanet ediyoruz. Uzaya çıkacak Türk bayraklarını uzay yolcularımıza teslim ediyor saygıdeğer Cumhurbaşkanımız. Öferek alınlarına koyuyorlar kutsal bayraklarımızı iki uzay yolcumuz. Ve bayrakları teslim alan uzay yolcularımız şimdi peçlerini çıkararak Cumhurbaşkanımıza takdim edecekler. Ve yine öpüp alınlarına koyarak peçlerini Cumhurbaşkanımıza takdim ediyor Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever. Ve bu büyük gurur tablosu içerisine bu evlatları yetiştiren kıymetli ailelerini şimdi sahneye davet etmek istiyoruz. Çocukları, annesi babası, iki uzay yolcumuzun kıymetli ailesi geliyor. Evlatlarıyla gurur duyan kıymetli anne babalar şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında. Çok büyük bir gurur. Uzay yolcularıyla biraz sonra Teknofest pozunu beraber vereceğiz. Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever, aileleri, onları doğup büyüten, okutan anneleri, evlatlarının bu büyük başarısı karşısında herhalde ne kadar büyük duygulandıklarını hepiniz fark etmişsinizdir. Çok kuvvetli bir alkış gönderelim. Türkiye'den uzaya gidecek ilk iki uzay yolcusu Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever. Ve şimdi Teknofest pozumuzu veriyoruz. Hep birlikte. Ve kızıl elmamız saniyeler içerisinde kutlamak için geçiş yapacak İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Teknofest İstanbul 2023'te
kendi imkanlarımızla, kendi semalarımızda Kızıl Elma'yı göreceğiz. 30 saniyeden geri sayıyoruz artık. Ve işte Kızıl Elma. Bu coşku, bu gurur hepimizin. Evet sevgili uzay yolcularımızdan Tuğba Cihangir Atasever, aynı zamanda bir Azerbaycan Türkü. Kıymetli anneleri doğurdular, okuttular, yetiştirdiler bu millete, vatana, milletine hayırlı evlatlar yetiştirdiler. Ve şu anda Milli Teknoloji Hamlemizin vizyonunu bizlere yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında uzaya gidecek iki Türk'ü alkışlarımızla bir kez daha gururlandırıyoruz. Onlara başarılar diliyoruz. Alper Gezer Avcı'ya ve Tuğba Cihangir Atasever'e başarılar diliyoruz. Evet kıymetli ailelerimizi yerlerine davet ederken şimdi iki başarılı uzay yolcumuzla geleneksel Teknofest pozunu veriyoruz. Hep birlikte. Saygıdeğer kıymetli uzay yolcularımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet bu kez bir dakika içerisinde Teknofest alanının sağ tarafından Bayraktar Kızıl Elma Teknofest yarışmalarında dereceye giren gençlerimizi, yarının Aziz Sancarlarını, bilim insanlarını kutlamak üzere gelecekler. Evet şimdi sahneye Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev'i ve Libya Başbakanımız Sayın Dibeybey'i davet edelim. Saygıdeğer hanımefendileri de sahnemize alıyoruz ve işte Kızıl Elma şu anda Teknofest yarışmalarında dereceye giren pırıl pırıl gençlerimizi selamlayarak geçişini gerçekleştirdi. Kıymetli yöneticilerimiz sahnemizde yerlerini alacaklar. Ve hızlıca bu büyük fotoğrafın içerisinde, bu gurur tablosunda sevgili gençlerimiz de olacak. Bu başarılı gençlerimizi yetiştiren anneleri babaları da Teknofest sahnesinin önünde evlatlarının başarısını dualarla, sevgilerle kutluyor. Üç ayrı fotoğraf çekilecek ve ilk fotoğrafta Aselsan'ın düzenlediği insansız sualtı sistemleri yarışması temel kategori birincisi Aruna, burada alkışları gönderiyoruz. Baykar Savaşan İHA yarışması mansiyon birincisi. İKU Kırmızı Kanatlar. TürkSat model uydu yarışması birincisi. Servos 7B. TİJET motor tasarım yarışması birincisi. MSÜ 2 Mavi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Headmasters yarışması birincisi Hakkı Dizdar. TÜBİTAK SAGE dikey inişli roket yarışması birincisi, Hazar takımı dikey iniş. Sağlık Bakanlığı TÜSEP sağlıkta yapay zeka yarışmaları. Bilgisayarlı görüyle hastalık tespiti kategorisi lise seviyesi birincisi Robo Sapiens. Evet sevgili öğrencilerimiz de kolları müsait olanlar, bir şey tutmayanlar Teknofest pozunu lütfen alsınlar. Kızıl Elma bir kez daha geçecek bir dakika sonra sol taraftan. Yapay zeka yarışmaları bilgisayarlı görüyle hastalık tespiti kategori üniversite ve üzeri birincisi Curiosity. Lütfen alkışlarımızı gönderelim. Sağlıkta yapay zeka yarışmaları birincisi GTU Bio. TÜBİTAK Bilişim Vadisi Pardus 21 hata yakalama ve öneri yarışması birincisi Asım Beşir Başdemir. Bilişim Vadisi yarışması Türkçe doğal dil işleme yarışması birincisi Nane Limon. Türk Hava Yolları Travel Hackathon birincisi
Push Up AI ve TÜBA Teknofest Doktora Bilim Ödülü Fen ve Mühendislik Bilimleri Birincisi Tuğçe Bilen, Doktora Bilim Ödülü Sosyal ve Beşeri Bilimler Birincisi Sümeyye Ulaş, Teknofest Doktora Bilim Ödülü Sağlık ve Yaşam Bilimleri Birincisi Duygu Yılmaz Usta ve İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı Grand Prix Birincisi PT Pertamina Hulu Enerji için geliyor alkışlar. Ve işte Kızıl Elma bir kez daha geçiyor coşkulu alkışlarla. Birincilerimizi, başarılı öğrencilerimizi selamlıyor bayraktar Kızıl Elma. Ve Teknofest pozumuzu alıyoruz ve bu anı ölümsüzleştiriyoruz. Haydi gençler. Ve son grubu alacağız şimdi. Çok teşekkür ediyoruz değerli öğrencilerimize. Mikrobioma, nanotarıma, Eko Üçlü 09 ekolojik yıldızları, Smart Flower Pot'a, Angora'ya, Optimal Ruta, Encore'ne, G-Max'e otonom, su üst numune toplama aracı, Figpack, M-Case, Polydengase, Icarus, Biogym, Milli Kutup Şamandırası, Eskimo Masalları, Polar AI, Merkeziyetsiz Tasarım ve Tedarik Sistemi Lunajo ve Biogim'e teşekkür ediyoruz. Ve son grubumuz, Teknofest Girişim Programı Hızlandırma Programı mezunları, Codyem Teknoloji, 3H Health, Anadolu Robotik, Medroco, MoveOn, CatchBet, Hydroborpem, Hibank, Rice Teknoloji, Simclever, Soil Biome, Markas Makine Teknoloji, Mind Maze Game, Kidose, Floodbrew, Helimor, Nevasoft ve Rovense bizlerle birlikte. Sahnede yerini alan gençlerimizin Teknofest pozunu vermelerini rica ediyoruz. Evet, hep birlikte Teknofest pozunu veriyoruz sevgili gençlerimiz. Elleri boş olan kardeşlerimizden rica edelim. Evet, gençlerimize güvenen ve her daim gençlikle yol yürüyen liderimiz, saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'e çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer eşlerine çok teşekkür ediyoruz. Libya Başbakanımıza çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte oldukları için. Evet, bir dakikayı geri sayıyoruz. Şimdi işte gökyüzünde bir kez daha bizleri selamlıyor bayraktar Kızıl Elma. Ve şimdi saygıdeğer Cumhurbaşkanlarımız Kızıl Elma'yı imzalamak üzere Teknofest sahnesinden inecekler ve Kızıl Elma'yı imzalayacaklar. Kızıl Elma imzalanmadan önce Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hediye takdim etmek istiyoruz. Evet Sayın Teknofest Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Bayraktar, Kızıl Elma imzalanmadan önce Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Libya Başbakanı Sayın Dibey Bey'e bir hediye takdimi olacak. Evet,
şu anda Teknofest Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar, Sayın İlham Aliyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, çok kıymetli Cumhurbaşkanlarımıza hediyeleri takdim ediyor. Evet, şimdi de Cumhurbaşkanımızın hediyesini takdim edecek Teknofest Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar. Evet, bu hediyenin takdiminden sonra kıymetli Cumhurbaşkanlarımızın saygıdeğer eşlerini de bu fotoğraf için davet edeceğiz. Evet, Libya Başbakanımızın ödülünü de takdim ediyoruz ve şimdi bir toplu fotoğraf alacağız. Bu takdimde gerçekleşti. Şimdi kıymetli eşleriyle birlikte Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, saygıdeğer eşleri Libya Başbakanımız ve Sayın Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar da bu gurur tablosu içerisinde. Ve böylelikle hediyeleri takdim ettikten sonra çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bizlerle birlikte olan kıymetli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu gurur tablosu içerisinde sizlerle birlikte olduğumuz için, Teknofest'in ilk yılından bugüne her zaman bizimle olan Teknofest'te gençlerimizin hayallerine, hedeflerine, umutlarına sahip çıkan liderimize çok teşekkür ediyoruz. Büyük alkışlarla uğurluyoruz kendilerini, dualarla, sevgilerle. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e ve Libya Başbakanı Sayın Dibe Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarımızla uğurluyoruz efendim. Liderlerimizi uğurladıktan sonra Teknofest'in 3. gününde hava gösterileriyle devam edeceğiz. Gün içerisinde yine birbirinden muhteşem hava gösterileri bizleri bekliyor olacak. Paydaş çadırlarındaki hediye dolu muhteşem yarışmalara katılıp harika hediyeler kazanabileceğinizi hatırlatalım. 3. günde de sevgili gençlerimizi gökyüzüyle tanıştıracağız. Cirrus ve Cessna uçaklarımızla gökyüzünde uçuşlarımız olacak. Milli gururumuz Kızıl Elma gökyüzünde bizleri selamlayarak nazlı nazlı uçuyor. Bu gurur, bu coşku hepimize ait, Türk milletine ait. Çünkü Türk mühendisleri alın terlerini akıl terlerine dönüştürdüler ve milli teknoloji hamlesi kapsamında Türkiye'mizin, Türk mühendislerinin bu geliştirdiği muhteşem teknoloji sayesinde dosta güven, düşmana korku saçmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Bir kez daha Teknofest İstanbul 2023'e hoş geldin Türkiye!